Beşinci madde üzerine Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi grubu adına Sayın Nevroz Uysal Arslan. Buyurun Sayın Uysal Arslan. Süreniz 10 dakikadır. Sayın Başkan, sevgili milletvekillerim. Dün burada, bu kürsüde Türkiye'nin hukuk devleti olmadığı tespitine karşılık iktidar sıralarında Türkiye'nin hukuk devleti olduğunu, aksine iddia edilemeyeceği savunuldu. Peki hukuk devleti olmanın kerameti nedir? Hukuk devleti nasıl olunur? Temel hak ve hürriyetlerin güvence altına alındığı, kanunların yargı denetimine tabi olduğu, hukuki eşitlik ilkesinin ayrımsız bir şekilde uygulandığı, hukuki belirlik ilkesinin varlığını serbestçe sürdürebildiği, mahkemelerin bağımsız hakimlik teminatının olduğu temel ilkeleri barındıran ama bunun yanında herkesin bu kriterlere saygı gösterip uyduğu devlet şeklidir. Peki bu ilkeler ülkemizde saygı duyuluyor mu diye sormak isterim sizlere. Bu ilkelere uyuluyor mu, uygulanıyor mu? Burada ülkenin demokrasi turnusolu olan cezaevlerinden tek bir örnekle açıklık getirmeye çalışacağım. Türkiye egemenlik sınırları içerisinde bulunan, hukuken Adalet Bakanlığı'na bağlı olan bir cezaevinde bir kişi düşünün. 5275 sayılı kanuna göre 15 günde bir gerçekleşmesi gereken aile ziyareti hakkına 9 yılda sadece 5 kere izin verilmiş olsun. Avukat ziyaretlerinin tatil günleri dışında çalışma saatleri içinde, yani hafta içi her gün mesai saatleri içinde dilenilen saat aralığında yapılabileceği kanunen düzenlenmiştir. Bu kişiye kanunda olmamasına rağmen haftada bir gün, bir saat avukatla ziyaret yasağı sınırlanması uygulansın. Bu fiili sınırlamaya rağmen bile avukat ziyaret hakkı 12 yıl boyunca sadece 5 kere kullanılabilmiş olsun. 15 günde bir 10 dakikayı geçmeyecek telefon hakkı düzenlemesine karşın 24 yıl boyunca sadece 2 kez telefon hakkını kullandırılmış olsun. Bu 3 temel hakka dair örnekte bile asgari ölçüde kanun maddelerine uyulmadığı görülmektedir. Bu kanuna uymama hali bir gün, bir ay, bir yıl değil 24 yıl boyunca aralıksız bir biçimde devam etmiş, halen de devam ettirilmek istenmektedir. Bu durum bizlere şunu göstermektedir. Türkiye nasıl bir demokratik anlayış ve hukuk dışı yöntemlerle yönetilmektedir? Bunun tam tersi iddia ediliyorsa, yani Türkiye bir hukuk devleti ise uzun yıllar boyunca nasıl bu kanuna uymama hali sürdürülmektedir? Neden kişiye özel keyfi bir mekan yaratılmıştır? Neden bunu yaratma ihtiyacı ortaya çıkmıştır? Türkiye hukuk devleti ise herkesin din, dil, ırk, cinsiyet, siyasi görüş gibi nedenlerle ayrım yapılmadan kanun önünde eşit olmaları beklenir. Hukuk devletinde kişiye özel mekan, kişiye özel yasa olmaz, olmamalı. Velev ki oldu ki bu örneğimizde var. Bir hukuk devletinde başta yargı buna izin vermemelidir. Bu örnekte olduğu gibi hukuk, yargı bu hukuksuzluğun aracı haline gelmişse bağımsız, tarafsız bir yargıdan bahsedilemez. Bu hukuksuzluğun sollanması buranın, bu meclisin temel gündemi haline almalıdır. İşte tam da tarafsız ve bağımsız bir yargı olmadığından meclis Kürt sorununun çözümü iradesini ortaya koyamadığı için İmralı Adası'nda Sayın Öcalan şahsında oluşturulan hukuka aykırı ayrımcı tecrit sistemi 24 yıl boyunca sürebilmiştir. Adalet Bakanlığı'na bağlı bu cezaevinde Sayın Öcalan'la birlikte Ömer Hayri Konar, Veysi Aktaş ve Hamili Yıldırım'dan 28 aydır hiçbir haber alınamamaktadır. Dış dünyayla tüm bağları kesilmiştir. Aile ve avukat ziyaret başvurularına Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yazılı ve sözlü hiçbir cevap verilmemektedir. Cevapsız bırakılan başvurulara karşı infaz hakimliğine şikayet yolu başvurulduğunda ancak aile ziyaretleri hakkında 3 aylık ziyaret yasağı alındığından haberdar olunmaktadır. Avukat ziyaret yasağı için ise 6 aylık avukat ziyaret yasaklama kararları, tam da bu kararlar kesinleştirildikten sonra avukatlarına haber verilmektedir. İtiraz edebilmenin
türlü türlü ayak oyunlarıyla avukatların itiraz etmesi engellenmektedir. Bu kararların bir örneği UYAP sistemine kayıt talebi, dosya fotokopisinin tamamı ve bir bölümü yasaya aykırı bir biçimde avukatlarına verilmemektedir. Verilmemesine dönük ise açıkça hukuka aykırı biçimde infaz hakimliklerince kararlar alınmaktadır. Yıllardır yargı pratiği halini alan bu hukuksuzluklara imza atmış hakim ve savcılar hakkında yapılan Hakimler Savcılar Kurulu'na yapılan şikayetler sonuçsuz kalmakta, Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılan suç duyuruları ise işleme alınmamaktadır. Bu gerçeklik karşısında bırakırım uluslararası temel hukuk normlarını, insan haklarına saygı kavramına uygun bir yönetim biçimini bugün ülkemizdeki Adalet Bakanlığı'nın web sitesinde, ceza ve tevkif evlerinin web sitelerinde yer alan ulusal mevzuat ve uluslararası mevzuat metinlerine bir göz atalım. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere ulusal mevzuat, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi başta olmak üzere Avrupa Konseyleri Bakanlar Komitesi tavsiye kararlarına verilmiştir. Ancak en çok bu metinlerdeki taahhütlere uymayan, hukuksuzluklara imza atan yine bu makamlar olmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu dahil olmak üzere hiçbir ulusal denetim mekanizması İmralı'da işletilmemektedir. İmralı'ya gidebilen tek kurum Avrupa Konseyi İşkenceyi Önleme Komitesi'dir. CPT'nin yakın tarihli raporlarına bir göz atalım. 2013 yılındaki raporunda avukat ziyaretlerinin engellenmesi iç mevzuata aykırı politik kararlara dayalı olduğu tespit edilmiştir. Çözüm sürecinin sonlanmasıyla ağırlaşan tecrit koşullarına 2019 yılı ziyaretine ilişkin raporunda ise mevcut infaz koşullarını kabul edilemez olduğunu ve incommunicado alıkonulma hali olarak tariflemiştir. Yani mutlak bir iletişimsizlik, yani haber alamama hali, yani açıkça hukuka aykırılık halidir. Bu rapor sonrası iyileştirme adımları atılmamış, hukuka uyma söz konusu olmamış, aksine tecrit hali daha da derinleştirilmiştir. Bu hukukun yok sayılması yanında bir de bu mecliste yıllardır çıkarılan Öcalan yasaları diye anılan yasalar vardır. Türkiye hukukunda Öcalan'ın şahsında özel kanuni düzenlemelerin bir örneği ağırlaşmış müebbet infaz rejimi ve ölünceye kadar sürecine dair düzenlemedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 18 Mart 2014 tarihli kararıyla bu düzenlemenin işkence yasağına aykırı olduğunu tespit edilmiştir. Yani 19 yıldır Sayın Öcalan işkence yasağına aykırı bir biçimde tutulmaktadır. AİHM kararları ihlal nedeni doğrudan bir kanunu düzenlemedir. Yani muhatap burası yasa yapıcı olan meclisin ta kendisidir. AİHM kararı Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi önünde 8 yıldır bekletilmektedir. Kararı gerçeği yansıtmayan eylem planları ile Türkiye tarafından uzatılmakta, yıllardır kararın gereği yerine getirilmemektedir. Bugün Sayın Öcalan şahsına dönük bu politik yaklaşım nedeniyle ülkemizde binlerce vatandaşımız aynı hukuksuzluk karşısında ilgili mahkemelerin karar vermesini beklemektedir. Yine Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi, İmralı Adası için yapılan bir bireysel başvuru üzerine 6 Eylül 2022 tarihinde geçici tedbir kararı vermiş, bu kararı hükümete iletmiştir. Geçici tedbir kararında mutlak tecrit halindeki tutukluluğa son verilmesi ve yine seçtikleri bir avukatla derhal ve sınırsız bir iletişime izin verilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu tedbir kararı ardından 10 ay geçmesine rağmen hala tek bir adım atılmamıştır. İmralı'daki tecrit politikaların demokratik çözüm ve barış çabasıyla doğrudan ilişkili olduğunu biliyoruz. Ülkenin demokratikleşmesine büyük katkısı olabilecek Sayın Öcalan'ın sesi kısılmak istenmekte, toplumun demokrasi talebi ve barış umudu bu tecritte yok edilmektedir. Aynı zamanda hukuksuzluk sistemine göz yumma hali, keyfi yönetim biçimi dışarıya taşmakta, dışarıya taşan bu huzursuzluğa karşı sesler cezaevlerine atılarak yok edilmek, gerçek gizlenmek istenmektedir. Bunun en son örneği Tele1 televizyonunun genel yayın yönetmeni Merdan Yanardağ şahsında yaşanmıştır. Bu olaydaki asıl mesele İmralı'dan taşan ve dile getirilmesi yasaklanan anlattığımız bu infaz hukuksuz sistemin ta kendisidir. Sayın Yanardağ
gazeteci olarak bu hukuksuzluğu dile getirmiştir. Kullandığı ifadeler öncelikle düşünce özgürlüğü kapsamındadır. Bağlamından koparıldığı da belli olan bu ifadeler bu hakikati göstermeye vesile olmuştur. Hakikati gizlemeye, gölgelemeye ne bir soruşturma ne bir tutuklama yetmeyecektir. Sonuç olarak bir hukuk devletinden bahsedeceksek eğer İmralı'ya ilişkin... Sözlerinizi tamamlayın sayın. İmralı'ya ilişkin AİHM ve Birleşmiş Milletler kararı yerine getirilmeli. Aile ve avukat ziyaretlerin önü derhal açılmalıdır. Kürt sorununu adalet, eşitlik ve özgürlük temelinde çözmek ve Türkiye demokrasisinin önünü açmak için bunu yapmak zorundayız. Meclis olarak halklarımız için hukuk üstünlüğünü kurma sözümüzün halkımıza demokrasi ve özgürlük borcumuzun bir gereğidir. Hiçbirimiz buradan kaçınamaz ve kaçamayız. Bizler tecrit politikalarına karşı toplumun barış hakkını savunanlar olarak her fırsatta bu sözümüzü dile getirmeye, tecrit sisteminin insanlığa karşı bir suç ve uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu dile getirmeye devam edeceğiz. Teşekkürler.